şu veya bu şekilde Türk toplumuna bir Hazreti Mevlana sevgisi yerleşti. Yani biz ölümü sevmiş bir adamı sevebildik. Ölüme Şeb-i Arus diyen bir insanı sevebildik. Biz mesela ne olursan ol gel diyen bir insanı sevebildik. Biz insanı her şeye rağmen, her duruma rağmen, her hastalığına rağmen insana kıymet veren bir kişiyi sevebildik. Bu çok mühim bir şeydir. Bu çok mühim bir şeydir ve biz Hazreti Mevlana'da bunu gördük. Mesela Yunus Emre'de bunu gördük ve Hacı Bektaş Veli'de bunu gördük. Bu sevmemiz çok önemlidir ve ben buna çok değer veriyorum. Kanaatime göre bunlar artı şeyler. Biraz da eksikleri üzerine konuşalım. Türkiye iki kişiyi buldu. Fakat bu iki kişi üzerinden konuşurken konuşması gereken başka isimleri ihmal etti. Yani konuşmalarımız mesela sürekli Hazreti Mevlana üzerinden oldu ya da Hacı Bektaş Veli üzerinden oldu. Fakat başka isimler ihmal edildi. Bu bir eksiklikti. İkincisi buna bağlı olarak Hazreti Mevlana'yı sevmeyi denedik. Hacı Bektaş Veli'yi sevmeyi denedik. Fakat ne dedikleri hususunda çok fazla akıl yürütmedik. Mesela ben bunu şöyle düşünüyorum. Mesela 30 sene, 40 sene Hacı Bektaş Veli toplantılarına giden bir insana Hacı Bektaş Veli niçin büyüktür, niçin kıymetlidir sorusuna bir cevap ver desek verebileceği cevaplar çok azdır. Mevlana niçin büyüktür, Mevlana niçin mühimdir sorusuna bir insanın verebileceği cevaplar çok azdır. Hatta şöyle düşünüyorum. Mesela internette Hazreti Mevlana'ya izafe edilen bir takım sözler var. Bunlar da toplasanız 3 ya da 4 tanedir. Bu sözleri çıkartalım. Mevlana niçin mühimdir? Mevlana bize ne öğretti? Mevlana bize ne dedi desek çoğumuz bir cevap bulamayız. Şimdi benim kanaatime göre bunun böyle olmasının temel sebebi Mevlana ve Hacı Bektaşi'ye bakarken bir körlük yaşamamız oldu. Mesela bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Biz bir orman varken iki tane ağaca odaklanırsak ya da bir tane ağaca odaklanırsak sadece ormana haksızlık yapmış olmayız. Aynı zamanda o iki ağacı da anlama hakkı, şansını kaybederiz. Bizim adını bilmediğimiz ama Anadolu'da gerçekten belki de İslam'ın daha iyi anlaşılmasını, belki bu kadar güçlenmesini sağlayan isimsiz kahramanları çıkarmışız. Bu dönemlerde kısmen bunları yaşadık. İnşallah gelecek de yakın diyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. Bu kültür merkezimiz yeni başladı. Burada öğrencilerimiz var. Sizleri tekrar sık sık bekliyoruz. Ben de hepinize bu akşam programımıza geldiniz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu programları tabii daha önce burada bir kültür merkezimiz vardı. Dardı, küçüktü. Ne derler? Böyle program yaparken övünerek de program yapabileceğimiz bir konumda değildi. İnşallah burası hem okul olarak hem bu kültür merkezi olarak da o manada her türlü programı yapabileceğimiz bir yer haline geldi. İnşallah Başakşehir'de artık programlarımızı yaparken bir başka yere gitmeden burada her türlü programı yapabilecek bir alanımız oldu. Tekrar hepinize teşekkür ederim. See you.
Thank you.